Herkese günaydın. Evet, saat şu an 5.45. Saat 5.30'da uyandım. Kendimle bir 15 dakika mücadele ettim. Bir yanım Özlem kal. Kaydı bugün çok işim var. Yemeğini erkenden yap. Tuvaletleri, lavaboları sil. Makine çamaşır at dedi. Bir tarafımda aman boş ver. Bu evi bir dünyayı sen mi kurtaracaksın? Yat uyu dedi. Evet. Ama gördüğünüz gibi kalk yemek yap evi toparla diyen tarafım daha ağır bastı ve 5.45'te kalktım. Önce makineye çamaşır attım canlarım benim. Daha sonrasında hemen şöyle bir tuvaleti, lavaboyu, banyonun içini güzel bir sildim. Sonra oturma odasını şöyle bir etrafı toparladım, derledim. Toparladım, bulaşık makinesini boşalttım ve saat 6'da başladım yemek yapmaya. Yarım saat içerisinde neler yaptım hemen şöyle görün. Çok az bir şey, kıyma çıkarmıştım. Güzel şöyle bol kıymalı, soğanlı, sarımsaklı, domatesli, salçalı bir mercimek. Ay pardon, tarhana çorbası yapayım dedim. Şifa çorbası. Henüz hala düzelemedim çünkü. Ay böyle anlatımda vlog çekmek de bir ayrı güzelmiş. Ha, sabah sabah herkes uyuduğu için tabii ki ses yapamadım. Şöyle sessiz kendi kendime yemek yaptım. Evet, hem şöyle patır patır sesleri duyun. Deminki ses kaydını yaparken Ömer Halis'i bekliyordum. Ay bir dinleyeyim dedim. Arkada nasıl çoluk çocuğun bağırış çağırış sesleri çıkmış. Allah Allah, bu öğretmenlere sabır versin. Neyse, onlar da o mesleği seçmeymiş. Ay şöyle bol malzemeli tarhana çorbası yapıyoruz canlar. Sağ olsun takipçilerim. Tarhana çorbası gönderdikleri için bu seneyi böyle kurtardık. Seneye yallah gelin. Neyse şaka şaka. Hadi sene inşallah tarhanamızı kendimiz yaparız. Evet, böyle güzel tarhana yapıyoruz. O ara artık saat kaç olmuştu? Kaç oldu vallahi ben de bilmiyorum ama henüz daha çocukluğu uyandırmadım. Akşamdan anneciğim Türkiye'ye gitmeden sağ olsun koca bir torba ıspanak toplayıp vermişti. Onları güzel akşamdan suya batırdım, suladım, yıkadım. Sonra doğrayıp seleye koydum. Ha, bu tencerenin dibi niye öyle görünüyor onu da anlamış değilim ama neyse. Şimdi başlayalım. Güzel bir bol sarımsaklı, yine bol soğanlı, salçalı, domatesli. Kız deminkinin aynı malzemeleri bu. Ne yap yok ya. Ispanak. Tabii ki ıspanak. Annemin bahçesinden taze toplanmış ıspanak. Ha, bu ıspanağı yemesi çok güzel. Çok yani şifalı bir şey ama bacım yıkaması dert ya. Neyse ki akşamdan onu halletmiştim. Sonracım efendim böyle yine ayrılmaz üçlü dörtlünün üzerine ıspanaklar atıveriyorum. Tüm ıspanağı yapmayacağım. Yarısını ayırdım. Onunla da önümüzdeki günlerde fırında patatesli, kremalı, şöyle kaşarlı bir yemek yapmak istiyorum. Yine Mikail'e ıspanak yedirmenin çarelerini bulduğum bir yöntemle. Ama bugün böyle bol pirinçli ıspanak yemeğimiz var. Artı bir de çorbamız var. Neden bacınız erkenden kalkıyor bunları yapıyor? Bacım erken kalkan yol alır, geç kalkan yolda kalır. Evet, siz şu an fosur fosur uyurken ben tüm evimin işini bitirmiş ve yemeğimi de yapmış bir şekilde, gururlu bir şekilde gidip mobilya bakacağım. Bacım baktım, benim pirinç kutusu boşalmış. Dedim Özlem hadi yapmışken onu da yap. Pirinç kutunu da doldur dedim. Kutular dolsun. Hiç sevmem çekmecede kutuların böyle boş durmasını. Şimdi ben bayağı bolca pirinç kullanacağım. Bunun nedeni şudur ki Mikail de yani ıspanak yiyormuş gibi değil de ıspanaklı pilav yiyormuş gibi olsun. Gibi. Yani size de fikir olsun. Şu ocaktan da en yakın zamanda kurtuluyorum Allah'ıma. Çok şükür bin şükür. Lanet olası ocak. Ne kiri çıkıyor ne bir şey. Neyse hadi bakalım böyle bol pirinçli
yemeğimizi de kaydık. Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Evet, yine yazın ortasında ama dehşet soğuk, buğulu, yağmurlu bir günden yine başladık. Gel sana kapıyı açayım ben buradan. Evet, gördüğünüz gibi bugün tüm işlerimi erkenden hallettim. Şimdi bir de çıkmadan kurutmaya makinedeki çamaşırları da attım. Ömer Halis'i okula bıraktıktan sonra hemen şey yapacağım. Bırakmadın ama. Bırakacağım şimdi. Mutfak bakmaya gideceğim canlarım. Dün mutfağımızı ölçtük. Evimize gittik. Video anne çekemedim çünkü içinde hala şu an birileri yaşıyor. Çantanı al. Tamam. Okul çantanı da. Tak kemerini. Bugün şu pantaşını unutma. Şimdi Ömer Halis'i bugün mutfak. Aynen şu pant olması lazım. Monta. Şimdi sen mutfak. Sana şimdi ne alayım ben? Simit mi? Kezi bu için mi? Kezi bu için. Tamam. Hadi bakalım fırına gidiyoruz canlar. Bugün sizlerin tavsiyesi üzerine. O orada durmaz zaten oğlum. Prenses köşene gideceğim. Kız neredesin? Maalesef benim mutfağımın ikisini yani karşılıklı oluyor ya benimkiler. İkisini yan yana koyduğum zaman 20 santim fazla geliyor maalesef. 20 santimde bayağı bir fark var ya, tabii ki dolap olarak sıkıştıramıyorsun şöyle bir şey. O yüzden mutfağı komple yeni yaptırmaya karar verdik. Şimdi bakacağız bakalım birkaç yerden. Fiyat rakam düz bir mutfak hayal ediyorum. Ya da şöyle L şeklinde de olabilir. Ona da bakacağız. Fiyatlar, rakamlar, ne kadar oynayacak, ne kadar edecek. Kaç yere? Bak gideceğim dedim ya. Bacım her yer açılıyor saat 10'da. Ikea'ya geldim. Düştüm yollara, Ikea'ya geldim. Ayakkabı dolabı alacağım, siyah iki tane. Yeni evin girişi için. Bir de siyah ayna alacağım. Şimdiden böyle 3-5 bir şeylerimi alıp hemen böyle kenara atmak istiyorum. Hepsi üst üste gelmesin diye. Aynen. Demin Turgut'la yine konuştum. Akşam işte olabildiğince erken gelecek. Çocukların bazalarına bakmaya, hatta büyük ihtimalle de alacağız direkt. Almaya gideceğiz. Mutfak işini öğlenden sonra. Ya ben şimdi birkaç yeri aradım. Hep böyle randevu termin yapmak istiyorlar. Bugün büyük ihtimalle mutfağa bakamayacağım herhalde. Ya da spontan gideceğim. Artık bilmiyorum, boş biri varsa yapmak isterse bir plan vesaire bir şey. Ay, Ikea gelmişken 2 dakika karnımı doyurayım bari. Çünkü neden? Ikea 10'da açılıyormuş.
Mutfak bölümü 9.30'da açılıyormuş. Neyse. Artık yarım saat karnımı doyururum. Aç karnımı doyururum. Çok da fazla oyalanamayacağım. Alacağım ayakkabı dolabını alacağım. Gideceğim. Ömer Halis bugün erken çıkıyormuş. Hani demin de öğretmen mail çekti. Türkçe öğretmeni hasta diye. Bileydim zaten hiç evden dışarı çıkmazdım. 11.30'da değmiyor yani. Çocuğu okula gönderdiğine demiyor. Yemin ediyorum evde dursun daha iyi. La ilahe illallah. 4 saat ders mi olur ya? Uşaklar ne öğrenecek 4 saatte ya? Bunu zaten yarım saati şeyle geçiyor. Teneffüste. 3.5 saat için çocuklar evden sabahın köründe kalkıyor. Hiç kaldırmıyor uşakları. Neyse Almanya'nın eğitim sistemi işte. Herkesin çok beğendiği Almanya. Neyse. Öyle. Ayakkabı dolabımızı alalım. Bir de aynamızı alalım. Açıldınız mı bacım? Donduk vallahi ya. Arabadan ceketimi de almalıydım. Oh, estağfurullah. Neyse bakalım aç karnımı doyurduğuma göre. Şöyle üfücük tefecik bir masa buldum. Kız bu açılıp kapanır mı? Ne bu? Vallahi minnacıkmış kız. Masa kaç acaba? Yetsin de ikiye hep. Mutfağım şöyle uzun. 4.20'lik bir mutfak upuzun. Ama eni çok yok. Şimdi bunu yaparsam acaba bilemedim neyse. Bakın ne güzel. Sandalyeyi kaldırmak için bir de böyle bir şey yapmışlar. Mantıklı. Yani biz sizle daha yeni gezdik. O yüzden sizi burada böyle çok fazla aynı şeyleri gösterip gezdirmeyeceğim. Alacağımı alıp çıkacağım. Bir Gülşen'in odasına bir de kendi odama gardıroba bakacağım şimdi. Ona bir bakacağım. Dolap içlerine şunlardan mı yoksa şundan mı tam emin olamadığım için Ikea'ya gelmek istedim. Yani böyle çekmece de olur. Ama bunun da gideri var yani temizliği daha güzel olur bence. Önün arkasının temizliği daha güzel olur şu an onu fark ettim. Dolap kapağım kesinlikle bu. Aynen bir tanesini ben de böyle bu şekilde ikili. İçine böyle uyuştum. Aslında onlar da güzel duruyor. Burası nasıl? Çok fazla dolap. Şöyle. Bunlar çok incik de. Şu aşağıdaki in ya. Bak şöyle. Kesinlikle. Hadi gidelim bir dolap yapalım balım. Kulp olarak Gülşen'e hangi kulptan alsam acaba? Şöyle de iyi. Mesela bir tanesinin iç kısmını şu 2.30 ben tam yüksek yaptıracağım. Mesela şu pantolon asma yeri. Pantolonlarınızı asıyorsunuz. Bu ayakkabı. Şu küçüğüne gerek yok. Şu mesela küçük yerlere de şöyle sepet. Mesela çocuklar için de. Şimdi oğlanlara yapmayacağım. Gülşen'e ve kendime. Oğlanlara da sonra. Çünkü onların odasının dolabı yeni. Onu da yine buradan almıştım. Mesela şöyle. Gardırobumun içinde ayakkabılık istemem. Ama şöyle pantolonlar için yaptıracağım. Şu pantolonlarınızı asıyorsunuz daha düzenli duruyor. Ben şöyle yaptım. Biri böyleydi. Neydi? İzmit Subtoya. Moment. Bu. Aynen. Buraya bu. Buraya sırf raf. Aynen şöyle sırf raf. Buraya da öf ya.
okul çantasını ve ceketini koymalık bir yer. Sadece yazı düşünmemek lazım, kışa düşünmek lazım. Buraya okul çantasını ve ceketini asabilir. Bunun için yine sepetler alırız. Bağolcanın asma yeri ve çekmecesi. Tamam. Şimdi dışına geçelim. Şurada kapak diyoruz. Direkt bu kapakları istiyorum ben. Bakın fiyat. 1029 oldu sadece Gülşen'in dolabı. Buna şimdi hemen bir de kup bakalım. Büyük ihtimalle da siyah ister. Mesela şunlar nasıl duruyor? Nine. Şöyle uzun. Şöyle minnak siyah da olur. Yani bu da güzel duruyor. İyi de durdum. Sonuç olarak totalde kaçtayız? 1062. 3 metre. Yüksekliği en yüksek olan alıyorum. 2.36. Genişliği de 55-60 santim olan. Evet. Hadi çıtayı bir tık daha yükseltelim. Çünkü görünüş olarak çok güzel duruyor. 10 euroluk lambalardan da attıktırdık mı? Olacaksa 3 kuruş fazla olsun. Şöyle lambalı olsun. Şunlardaki gibi. Çıktı 100.150. Kocam hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir Gülşen'e 1000 euroluk dolap aldık. Bunun aynısının şundan iki tane olanın iki tane, yani bizimki de aşağı yukarı böyle olacak ama bizim yatak adamıza bir ikili dolap daha gelecek. Yani 2-4 alt kapak değil 7-8 kapaklı olacak. Genel olarak böyle bir şey beğendik canlar. Bunu şimdi onaylatıyorum. Siparişini vereyim. Bunu böyle bu şekilde alacağım. Son kez şöyle kontrol ediyorum. Kupları çok mu saçma oldu ya. Totalde 1150. 3 metre. Şurada da yine hepsi alacağım yerler yazıyor, gösteriyor. Holüm için bu aynayı almaya geldim. Tabii ben bunu birazcık daha böyle yükseğe asacağım. Bunlu mu bunsuz mu tam emin değilim. Ledleriyle. Tam belki o şeyle güzel duruyor ama sanki tamamlıyor mu? Yok ya, çok 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 beri doluyor. Uzun oluyor canım. Ona bir şey dediğimiz yok. Yok yok, tam onsuz. Evet. Oğlanlara direkt bunun böyle siyah koyu gri rengini. Gülşen'e de şu Milano olan renginden. Gülşen'e bütün yatakları aradım, gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Ona kalsa hiç başlık istemiyor. Ama şuna ikna ettik. Bu arada bu böyle komple 300 euro. Buradan bizim ev 16 kilometremini gösteriyordu. Aa, tövbe estağfurullah, deminden beri. E tabi canım, altı nasıldı, iyi miydi değil miydi? İyi, sağlam, güzel ama ya. Güzel, bayağı sağlam. Demirli falan olması daha kaliteli, daha şey olmuş. Beğendim yani. Şeyi de güzel. Sanki matrasesi çok rahat değil ya.
Şunun matratesi daha iyi sanki. Ama zaten üstüne topa koyacağım. Evet arkadaşlar, çocuklara pazar. Yani kendimize yatak alacağız. Almaya gideceğiz demiştim. Yataklarımızı seçtim. Hatta yani şu an videonun bu kısmına geldiyseniz yataklarımızı da gördünüz. Valla bence çok güzel bir seçim oldu. Gülşen'e sadece vizon ve işte krem rengi aldık. Oğlanlarınkini koyu gri rengi aldık. Gülşen'e daha böyle güzel şaşalı bir başlık alayım dedim ama kesinlikle kabul etmedi. Hatta ona kalırsa hiç başlık istemedi. Düz böyle Ikea'nın yataklarından istiyordu yine. Ama dedim lan bu sefer öyle almayacağım. Çünkü çok böyle işte bir şeyler yapıştırıyor, o yüzden istiyor. Sticker mitika falan. Ona krem aldık, oğlanlara gri aldık. Bizimki de Vizon. Milano. Pardon, yok Baby Face. Yok neydi? Aynen Baby Face. Baby yani Face. Böyle Gülşenki Milano. Vizon tarzı bir gördünüz. Çok güzel LED ışığı var. Yukarıda böyle kablosuz telefon doldurma kısmı falan var. Güzel yani, beğendim, sevdim. Aslında aklımıza çok daha farklı bir model olup tamamen çok farklı bir şey aldık ama güzel. Yatak odamıza da yakışacak bir şey oldu. Güzel ya, güzel seçimler yaptık. 8 hafta sonra gelecekler. Tam böyle yani üzerine de birazcık acil yazdırdık. Çünkü 8. ayın ortasına denk gelmiş olur ya, biz ayın 1'inde eve gireceğiz. Yani anahtarları alacağız. İşte biz de işte bir hafta 10 güne de girmiş oluruz. Aynen. Yani yatak kısmı da tamam. Yataklarımız da hazır. Toplamında şimdi kampanyadan yararlandığımız için çocukların yataklarının tanesini 300 euro almış olduk. İşte baza altlı üstündeki yatağıyla birlikte. Bizimki de 1500 müydü? 1300. 1300. 1300 euro da bizim yatağımız. Yan sehpa, işte sehpa gibi bir şey var kenarlarında. Resimlerini paylaşmayacak zaten. Ha aynen. Evet, yok videosunu çektim. Videosu falan. Hı hı. Aynen. Önündeki şeyi istemedim ben. Bakarsın, hoşuma giderse, baktım eve koyduktan sonra yer var. Gene gelip buradan sipariş edebilir. 200 euro verip alırım diyorsun yani. Ha yok, ben ama almam yani. O yani benim için gereksiz bir detaydı önündeki. Çok büyük bir oda olur, yaparsın. Yalnız seni atam, yemin ederim ya. Yemin ederim ya. Tövbe estağfurullah. Tam konvoycusun sen ha, yemin ederim. Tam konvoycusun ya. Sen ben dün konvoyladım. Sen beni. Şimdi size. Orada yanana kadar. Böyle. Aynen. Şimdi size bugün belki bahçemizi çekebilirim. Çünkü şu an bahçemize gideceğiz. Şöyle bir bahçeye bakacağız. Bahçeye önceden girme imkanımız ve fırsatımız var. Bahçeye bir bakacağız dedik, en azından 8. ay kadar bahçeyi komple halledebiliriz. Turgut dün akşam girmiş ben gittikten sonra. O yüzden şimdi ne yapıyoruz, bahçeye gidiyoruz. Gidelim bahçemize bir bakalım, neler yapılacak, ne yapılacak, ne edilecek. Ona karar vereceğiz. Evet, buralar birazcık ormanlık. Çünkü burası kullanılmıyor normalde. Ama şu an ben bir de geniş açıdan çekiyorum arkadaşlar. Bu kadar geniş değil ama geniş. Tabii çok iş var. Bayağı işimiz var. Şöyle şurası falan. Böyle burası komple bize ait. Güzel. Mesela ön tarafta da girişimiz var. Buradan da çıktığımız zaman hemen direkt kapıdan çıkıp bahçedeyiz. Tabii ki bir benim bahçem gibi rahatlama olmayacak ama sonuç olarak hemen direkt, çünkü şu cam bizim çocukların odası, oraya bakacak. Böyle de burası. İnanılmaz müthiş iş var burada. Ha, şöyle küçük açıdan da gösterebilirim. Ama olmayacak gibi de değil. Annemle, babamla, Turgut falan hep beraber girdim mi bir günde belki temizleriz. Ondan sonra da tabii toprak atıyoruz, yeni toprak alıyoruz filan. İkiyoruz derken biz taşınana kadar kocam burası mis gibi olur. İnşallah. Yani. Bu hafta sonu başlarım ben burayı sökmeye. Ya bence de geliriz. Aynen. Güzel. Ya da toprağı hiç kazmayacağım. Tırmıkla düzleyeceğim. Kazılır bir kere. He? Turgut bana şurayı kazılır ekim da, olarak ya düşürmüş. Ekime yeri. Kazmayı şey için dedim yani, alttan şu yabani otları büyümesin dedim. Hı, evet doğru. Yok mantıklı zaten. Ama her türlü gene büyür. Ya büyür. Ekim yeri de yaparız ya. Tam burası böyle komple. Ya da hazır çimen alacağım. Seri belki.
Aslında benim yani en mantıklısı da şimdi sen kızacaksın diye bir şey değil. Çok pahalı. Ben de biliyorum öyle şey kolay kaçmıyor ama çok pahalı. Ama bizim vaktimiz var. Hemen girmediğimiz sonra iki ay içerisinde büyür. Hazır çimen çok pahalı. Ya bir de onun hiç hazır çimen yapınca tam düz olması lazım. Bu toprak. Hazır çimeni de bir de sulamasının şeyini falan orantılı yapman lazım. He. Kökünü salması için lazım. Aynen. Yok yok biz kökünü kendimiz ekeriz. Selcanların bahçesi çok süre oldu. Onlar eken sekti. İki ayda falan uzadı. Evet yani böyle işte. En azından bahçemizi görün. Böyle. Minnoş bir yer. Bakacağız bakalım. Şuraya ekim yeri yaparız dediğim gibi. Yani Turgut öyle planlamış. Ben ekim yapmayı seviyorum diye. Güzel. Yapmam, bayağı da büyük. Uğraşmam diyorsan. Yok yok uğraşırım yaparım. Severim. Şey olarak dedim hani çok fazla değil mi diye. Çok bayağı geniş bir yer. İşte bol bol yaparız. Evet bir de benden böyle sürekli günlük olarak işte bugünün indirimi gibi kampanyalar yapar mısın diye çok 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 fazla soru ve öneri geliyor. Ve o önerilere bugün başlayalım diyorum. Ne yapalım? Mesela 6 tane sabun alana bugün kargo bedava. Nasıl? Bence gayet iyi. Çünkü genelde herkese kargo demek biraz ağır geliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Sadece bugün özel geçerli 6 tane sabun alana kargosu bedava. Hadi bakalım. Evet şimdi sabunlarda böyle bir kampanya yaptığımıza göre hemen şöyle kısaca sabunlarımızı da gösterelim. Bakın arkadaşlar aloe vera var. Eşek sütlü aloe vera var. Eşek sütlü zeytinyağı var. Gül özümüz var. Osmanlı gülü. Aynı şekilde eşek sütlü Osmanlı gülü var. Pirinç özünü sabunumuz var. Eşek sütlü pirinç özü sabunumuz var. Daha sonra lavanta sabunumuz var. Ve yanında da eşek sütlü lavanta sabunumuz mevcut. Orkide inanılmaz güzel mis kokulu bir sabun. Yanında da yine eşek sütlü versiyonu eşek sütlü orkidemiz var. Okyanus bitti bitecek tükendi tükenecek. Demin son 3 tanesinde biri sipariş etti diyemedim de. Okyanus, eşek sütlü okyanustan sonra 2 adet kaldı arkadaşlar. Eşek sütlü limondan da son 5 adet kaldı. Aynı şekilde şöyle sade eşek sütümüz var. Kabak lifli. Son 1 adet kabak lifli çörek otumuz var. Bunlardan Hindistan cevizi arkadaşlar. Zeytinyağı, Hindistan cevizi ve shea butter. Evet. Aslında yapmanız gereken çok da bir şey yok. Sadece suyunuzu bir ılıtacaksınız. Ilık suda. Bakın ben şimdi şöyle aloe vera'lısını kullanacağım. Kendim çok severek kullanıyorum. Ben hepsini çok severek kullanıyorum. Bakın ılık suda burasını şöyle bir yumuşatacaksınız. Yani normal bildiğiniz sabunu köpürtüyormuşçasına bakın böyle ılık suya koyarak daha çok köpürterek bakın bu kabak olan kısmı lif olan kısmı bakın nasıl güzel köpürüyor lif olan kısmı cildinizdeki tüm gözenekleri en derinlemesine temizleyip cildinizde peeling efekt yapıyor. Ben şu köpükleri hiç boşa almam. Hiç boşa harcamam. Bakın bu sefer şöyle yavaş yavaş suyu kapat be kadın. Şöyle köpürttük ya bakın köpük köpük oldu. Bununla da gözümü çıkarayım. Hiç sevmiyorum kendim gözüksüz ama. Bakın yumuşak yumuşak yavaş yavaş cildinize zarar vermeden ister bu kısmıyla ister bu kısmıyla iyice şöyle köpürtüyoruz. Bakın böyle yaptığınız an zaten bütün köpükleri çıkıyor. Ben böyle yapıyorum. Sonra burun çevresi, siyah noktaların, gözeneklerin en çok açıldığı yerlerde bu şekilde yaparak 5 dakika bekletiyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde bekletiyorsunuz 5 dakika. Vaktiniz varsa bekletmek zorundasınız. Yani bekletirseniz iyi olur ama bekletmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Şöyle peeling yapacağım derseniz. Bakın böyle.
canım benim. Ondan sonra ılık duru suyla yüzünüzü güzel yıkıyorsunuz. O kadar yani. Aslında o kısmı video çekmiştim ama paylaşıyorum diye silmişim yanlışlıkla. Daha sonra normal duru suyla yıkıyorsunuz ve cildinize anında ne kadar pamuksu oldu, ipeksi yani oluşunu direkt hissediyorsunuz zaten. Yani ilk yıkamadan itibaren hissediyorsunuz. Bunun garantisini size veriyorum. Birkaç gün boyunca düzenli olarak yaptığınız zaman da gözeneklerinizin kapandığını, temizlendiğini, siyah noktalarınızın gittiğini, sivilceniz varsa sivilceniz, akneniz varsa akneniz, cildinizde lekeler vesaire böyle renk düzensizliği varsa hepsinin yavaş yavaş gittiğini göreceksiniz. Mesela benim cildimin cilt tonunun renginin neden bu kadar düz böyle olduğunu bana çok soruyorsunuz. YouTube'da özellikle çok soruluyor. Arkadaşlar ben bu sabunu dün kullanmaya başlamadım. 7 yıldır düzenli olarak her sabah her akşam kullanıyorum. Evet canlarım benim. WhatsApp sipariş hattından siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Siz sevgili takipçilerim için bu kampanyam 2 gün geçerli çünkü... Neden? Siz bu videoyu akşam üzeri izlemiş olacağınız için. Sizin için yarına kadar da geçerli olacaktır. 6 ve 6'dan fazla sabun alana kargosu bedava. Şimdi lütfen mesaj atarak işte 3 tane alacağım, 3 tane içinde geçerli olur mu demeyin. 6 diyorsam 6. Neyse bakalım, hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Buradan da sipariş hattını görebilirsiniz. Hoşçakalın.